Selamlar, ben Deniz. Alpha Games ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. State of Decay ya da State of Decay ya da State of Decay nasıl okumak istiyorsanız artık. State of Decay'in yeni bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi ben biraz şikayet halindeydim. Bir iki bölümdür. Niye? Çünkü görevler gelmiyordu. Görevler hep aynı çizgide ilerliyordu. Hangilerin yan hangilerin ana görev olduğunu bile bazen anlamakta zorlanıyorduk. Arkadaşlar, State of Decay'in görev yapısı şu şekilde ilerliyor. Bir ana senaryo görevi yaptığınızda bir sonraki görevin gelmesi biraz zaman alıyor. Bu da size oyun içerisindeki diğer etkinliklere yönlendirmek için aslında. Ya git şuradan loot mut yap, biz sana görev göndeririz mantığıyla işliyor ve bu da benim kayıt yapmamı zorlaştırıyor. Niye? Her bölüme bir görev sıkıştırmış oluyorum. Bazen de görev gelmediği için bölüm arada kaynıyordu. Şimdi bunu değiştirme kararı aldım, yoksa bu seri bitmeyecek. Şöyle yapacağız. Görev geldiği zaman kayıda başlayacağım. Görev bittiği zaman kayıtları durduracağım. Normal lootlarımı yaparken, ki artık loot bölümü koymayacağımı söylemiştim. Normal lootlarımı yaparken diğer görev geldiğinde onu da kaydedeceğim. Böylece 2-3 görev her bölüme sıkıştırmaya çalışacağım. Şu anda 2 tane görevimiz var. Bu arada 2 tane geldi. Onlardan hızlıca devam et diyelim ve devam edelim. Oyuna girince zaten diğer açıklamaları yapacağım. Bu arada Markus yaralandı. Kurt adam zombi diyorum ya ben onlara. Bir tane hani koşturan, ettirenler var. Onlarla kapıştık ve Markus'u zor kurtardım. Yaralandı. Hiç beklemediğim bir anda. Neyse ki silahı sağlamdı ki patır patır kafalarına sıktık. Şu anda Markus yaralı. Hatta iyileşmiş olabilir mi ya? İyileşmiş zaten. Tamam, sıkıntı yok. Tamam, durum rahatladı. Sıkıntı yok. Şimdi Maya'nın bir özel gücüne, daha doğrusu yeteneğine bakmak istiyordum ben. Ha, kritik vuruş. Peki bir şey soracağım. Ben nasıl yoğun odaklanacağım? Evet, teğmenden görevimiz var. Peki ben nasıl yoğunlaşacağım abi? Yani nasıl fokuslanacağım? Bak, burada da Ashton yorgunmuş. Bir şey soracağım. Ben nasıl yoğunlaşacağım hakikaten? Bunu çözmemiz lazım ya. Bir ayar bir şey var mı? Buna bölümden önce bakacaktım ama maalesef unuttum. Kontroller. Hani sinsice yuvarlan, yakın dövüş, ateş et, kamera. Kamerayı yakınlaştırma mı? Hızlan, el feneri, ışıklar, eşyalar, duygular, harita, geç, kullanıcı arayüzü, geç. Aa! Evet, Q'ya böyle bastım. Bak şimdi öğrendim ya. Oyun bitti, ben yeni öğrendim, yemin ediyorum. Neyse, önemli değil. Da ablacım, sen nasıl yoğunlaşıyorsun? Bana bir yoğunlaşsana. Allah Allah. Acaba neye basmam gerekiyor? Şöyle mi acaba ya? Yo, hani Jacob'ın tersi mi dedim ama. Yok, hiç öyle değil. Valla bilen var söylesin arkadaşlar. Hani nasıl yoğunlaşacağım? Ne yapacağım? Neye basacağım? Q, E, Tab. Hiçbiri olmuyor. Neyse. Ha, bu arada Maya'nın buradan özelliklerini de geliştirebiliyoruz sanırım. Silah özellikleri tabii ki sniper tüfeklerde geliştireceğim onu. Saldırı tüfekleri, başka. Evet. Keskin nişancı değil mi bu? Yok, şu. Tamam. Tüfekler, ha, bunlar zaten var olanlar mı? Ben anlamadım ki abi, silah özelleştirme diyorsun. Ha, bir daha mı Q'layacağım? Bir dakika, pardon. Bir daha Q'layacağım. Dikkat, her karakter için. Tamam ya, seç. Bu abla tamamdır. Şimdi tüfekte mi ilerleyeceğiz? İlerleriz. Ne yaptı bu şimdi? Hedef yakalama mesafesi %25 ne abi? Tüfek kullanımda uzmanlaştı. %25 daha mı şey yapıyor? Anlamadım. Neyse, ben bu yoğunlaşmayı bir daha bakacağım. Ya bölümden önce yapmam gerekiyordu bunu. Çok özür dilerim arkadaşlar. Şimdi kritik vuruş. Yoğun bir şekilde odaklanmak. Sen mükemmel atışı yaparken etrafındaki dünyayı yavaşlatır. Tamam da nasıl? Babacım, nasıl? Hani bana söyle, şu tuşa basarsan dünya yavaşlar. Eyvallah, ama nasıl? Öğreneceğiz. Bir şekilde artık karambole öğreneceğiz. Ya da tam ateş etmeye başladığım zaman mı diyeceğim? Saçma olacak abi. Neyse arkadaşlar, biriniz varsa bana yazsın. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey göremedim, bulamadım. Ha, bu arada şunu söyleyeyim. Şu an tek korkum elektriklerin gitmesi. O yüzden hızlı hızlı çekmeye çalışacağım bölümü.
Çünkü sabahtan beri gidip gidip duruyordu. Ha, sinyalimiz var. Tamam. Ona da gideriz, sıkıntı yok. Bir eskort görevimiz geldi. Bakın görevler patır patır yağıyor şu anda. Şimdi onlar beklesin. İlk görevimiz adliyede tehlike. Adliyeye bir göz at diyor. Hemen adliyeye bir göz atacağız. Klasik bir görev çıkmayacağını umuyorum. Ne istirası ya? Bu arada gördüğünüz gibi her yer karakol. Karakol sayımı fullledim. Gördüğünüz gibi. İstediğim zaman kaldırabildiğim için şu anda fullledim. Geliştirmeler devam ediyor. Ev yapımı güçlü ilaçlar. Yiyecek depolamasının kapasitesini arttırıyorum. Bir de bir ziyafet hazırlıyorum herkese ki moralleri falan filan artsın diye. Abi benim anlamadığım bir şey, nasıl bu yoğunlaşma işi olacak bunu hala? Oha, ne kadar çok sürü var burada ya. O kapıyı bırakır mısın, o kapıyı? O kapıyı bırakır mısın, o kapıyı? Ya sökeceksin illa, dedim onu. Güzel. Nasıl bir sürü şeyidir ya? Zombi sürüsü öldürüldü. Kaza zediyi kurtar. Ha, yanlışlıkla göreve mi ulaştım ben? Neyse, önemli değil, kurtarırız. Evimizin dibinde zaten de çok bunlar ya. Şimdi kaza zedi. Bizden biri herhalde. Bizim ekipten biri. Şimdi şu yoğunlaşma moğunlaşma denemek istiyorum da. Nasıl olacak? Hadi bakalım. Allah ya, bir dur. Abi nasıl yoğunlaşıyoruz ya? Bu yiyemez hocam. Bu yiyemez hocam. Burası çok mu kalabalık oldu? Bana mı öyle geliyor? Şu an çok kötü bir yere girdim, biliyorsunuz mu? Şu an ölebilirim. Ya abi bırakın. Abi bırakın. Kızım durma, vurma kız. Evet. Şu an burada bir dost almak için toplandık. Maya öldü. Gerizekalı oyunun yoğunlaşmasına soktumun oyunun yoğunlaşma zımbırtısını denerken Maya'yı kaybettik arkadaşlar. O kadar kalabalıkta maalesef Maya öldü. Hiç böyle olsun istemezdik. Bir anda o kadar zombi nereden çıktı anlamadım ama maalesef Maya gördüğünüz gibi öldü. Biraz araştırdım, geri döndürmenin şansı yok ama aklınızda bulunsun, tam ölürken Alt+F4 çekerseniz kurtuluyormuş. Ben öyle bir şey yapmadım tabii ki ama Maya'yı kaybettik. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Oyun yoğunlaşmana sokayım oyun. Daha da bir şey söylemek istemiyorum. Bu bölümü Maya'ya diyoruz ve artık Karen ile... Karen miydin sen? Bir dakika. Sen kimdin? Ashlyn ile bu bölüm devam edeceğiz. Üzücü. 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 Görevlere yoğunlaşacağım. Orada sıkışan arkadaşımın da Allah belasını versin. Ölsün abi, hiç umurumda değil. Bir Maya daha gelmeyecek. Orada kim olursa olsun. Bir Maya daha gelmeyecek. Ya o kadar güzel başlamıştım ki bölüme. Maya'yı kaybetmek öyle bir koydu ki. Hayat. Hayat böyle. Yapacak bir şey yok. Ölen ölünmüyor. O oyun da olsa insan üzülüyor. Neyse. Başımız sağ olsun. Kaybımız büyük arkadaşlar. Ama ben bunu zombilerin yanına bırakmam. Ben bunu zombilerin yanına bırakmam. Şu an selası da okunuyor. Neyse, Maya öldü. Gördüğünüz gibi benim de hatam var tabii ki. Ama oyunun da bir yoğunlaşma nedir abi? Allah'ını seversen hangi tuş ya? Hani yoğunlaşma diyorsun, özel güç açıyorsun. Olmuyor. Hani ne yapmam gerekiyor? Hangi tuşa basmam gerekiyor? Söylemiyorsun ki bana. Ben tek tek tuş mu bulayım? Ben mi malım, sen mi malsın anlamadım. Ortada bir mala var ama hangi mal olduğu
Neyse daha fazla konuşmayacağım. Moralim bozuldu zaten şu anda, saçmalıyorum fark etmişsinizdir. Göreve giderim. Markus alacağım ben ya. Ölürse Markus da ölsün abi. Gel Markus. Can yoldaşı, arkadaşı. Edi kaybetti Markus. Şimdi de yeni edindiği arkadaşı Maya'yı kaybetti. Markus kızgın, Markus öfkeli. Markus'a dokunmayın abi. Aha da aldım jipi. Vereceğim elinize. Vereceğim elinize. Şu arabayı da çekelim. Çıkın lan ortaya. Ya buraya gel. Gel buraya. Çıkın lan. O intikam alınacak aga. Sürü mü? Gelsin, sürü de gelsin. Sürü de gelsin abi. Markus intikam peşinde. Sürü de gelsin. Ne varsa boşaltacağım. Ne var? Size araba dedi, kendim öldüreceğim onu. Markus'u da öldürmeye gidiyorum şu anda büyük ihtimal ama çaktırmayın. Araba arkada mı? Arkada. Neyse kaçmam gerekirse arabaya doğru koşturuz. Siz kime şekil yapıyorsunuz? Lan! Siz kime şekil yapıyorsunuz? Adam mı sandınız lan kendinizi? Sürü o. Kaç 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 kaç. Kaç arka kalabalık kaç. Mermi bitti abi. Kar diyor, tamam. Mermi bitti abi, kaç. Stamina da bitiyor. Ha, siz kime şekil yapıyorsunuz? Ha. Görev için başladı, bir intikam uğruna da dönüştü. Hayda, biri daha ölmek üzere yalnız içeride. Bugün kayıp verme günü galiba. Evet, biri daha öldü arkadaşlar. Abi ne kadar çok zombi var burada. Bir anda ne oldu ya? Sanırım birini daha öldürdük arkadaşlar. Geçmiş olsun. Abi çok var ama ya. Bu nedir böyle? Oğlum bak o... Lan oğlum, askeriyenin arabası lan o, dur. Bugün kayıplar günü... Ulan... Karın mı lan o? Karına dok... Karın! Karını da kaybedersem oyunu silerim yalnız. Bir Karın kaldı bana. Liderlik seviye 7, eyvallah da. Şu paketi üstünden bırakayım da. Bitin be kardeşim. Bitin be kardeşim. Valla Karen'ı da kaybedersem katliam çıkar burada. Kız hadi. Karen hadi gidelim. Hadi yürü. Hadi Karen gel. Karen. Ha tamam, hallettik mi? Güzel. Anything at home I should be worried about? Looks like we have an issue in the kitchen. Şu loot'u bırakalım arkadaşlar da. Ya yer karakol artık, sıkıntı yok. Ya açılsana, benim karakoluma beni sokmuyorsun ya. Abi malzeme eve götürülmüş olmalı. Lan 20 dakika böyle geçti zaten ya. O
O bana atlıyor, ben ona. Gel lan buraya. Gerizekalı. Atla atla. At, atla da gör. Gör John Cena'yı. Bitch. We could probably beef up our defenses just to be safe. Not a lot we can do without ammo. Herkese yetecek kadar cephanemiz yok. Tabi, Maya da gitti artık. Olmaz tabi. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ki. How's it going? I'm almost there. We'll crack open a cold one for you. Bu ağıtlar Maya için. Şu ihtiyaç bal mı? Ne balı abi? Ha bir de bu var tabi, bir şey yaptırmaya kalkıyorsunuz, yok baldı, yok bilmem neydi, yok şeydi, yok oydu, yok buydu. Gidiyor. Silahlar sözde tamir oluyor, onu da bir denemiş olacağım. Bana şöyle abi, bana bir İngiliz anahtarı ver ya. Ver bana İngiliz anahtarı. Mermi alayım silaha, lazım olur. Herkese de kadar cephanemiz yok. Bunlar ne? Bunlar ne? Lan seversen bunlar ne? Doldur Jacob. Gidelim artık görevlerle uğraşmaya arkadaşlar. Daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Tatsız bir şekilde, tuzsuz bir şekilde başladık. Hayırlısı. Bakalım. Hiç kimse ölmeden, hani benim ellerimde ölmeden oyunu bitirmek de amacım ama bir sırf bir şey deneyeceğiz diye hani bir anda o kadar zombinin üstümüze çullanması ve ardından benim paniklemem koşarken saldırma falan, neyse gördünüz zaten videoyu. Arabanın daha gitti, var kaldı. Şu ufaklığı alacağım ya. Kullanmıyorum onu. O arabayı da kaybetmedim. Tamam, gündüz oluyor. Evet, artık izninizle. Şu ne? Dostunun başı belada. Ya yeter abi, yeter. Gidin, bak gidip başınızı belaya sokuyorsunuz. Karen'ı ben güvenli evine götürdüm. Kim ölüyorsa ölsün. Buluruz yenisini. Artık beni ilgilendiren tek kişi Marcus ve Karen. Gerisi benim için hikaye artık. Yolda araba değiştirdim. Görev yerine doğru hızlıca geldik. Oyun da kaydetti. Burada ne oluyor şimdi? Oo, burada istila var. Abi. Adliyeyi basmışlar. Herkes ölmüş. Sağ kalanları kurtarmıyorum. Kimse kalmamış ki. Abi nasıl kurtarayım ben, sağ kalan kalmamış. Bugün şey günü ya, hakikaten State of Decay'de ölüm günü yani. Cenaze günü. Neyse, yargıç Marcus da gitti. Artık silahla gireceğim arkadaşlar. Marcus'a da artık. Evet. Evet, topluluk günü. Kıyım. Vallahi kıyım oldu. En içler acısı bölümümüz. Adliyeyi kaybettik arkadaşlar. Tek kalan bize askeriye. Tek kalan bize askeriye. Askeriye doğru yöneliyorum. Bir şuradan çıkabilirsem tabii ki. Yolda değiştiririz arabayı. Sıkıntı yok. Şu neydi? Dostunun başı belada. Neyse çok yakınım arkadaşlar. Neyse giderim ona da hızlıca. Yapmayacağım diyorum bunları ama. Edgar. O Edgar'ın cenazesi yalnız, onu yerler abi orada. Alright, you're safe. Let's go. Let's go. Gel, hadi gel. Tamam gel. Gel Edgar, gel. Atla Edgar. Edgar'ı bırakıyoruz, sonra da askeriyle buluşmaya gidiyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir önceki bölüm rahmetli Maya'yı da açtığımız köprüden geçtik. Bakalım Teğmen, Ten miydi?
bizden ne istiyor? O jürinin falan ölmesini pek takmadım da Maya gerçekten unutmayacağım yani hiçbir zaman. Bir de benim ellerimde ölmesi daha da üzdü. Hastalıktan falan ölse bir nevi derdim de. Evet, iyi ki buradasın. Dostlar sağ olsun diyor yani. Dostlar sağ olsun diyor bize. Buraya yerleşmeyeceğim arkadaşlar. Gerek duymuyorum. Hemen hemen aynı işlemler olacak büyük ihtimal. Oo, yalnız ne yaptınız hocam siz? Eve mi çekildiniz? Kiliseye mi çekildiniz? Ne yaptınız? Siz de mi yas tutuyorsunuz bizim gibi? Yalnız asker. Şey. He's still alive? Yeah, not for long by the look of it. Gotta get out of here. I can't stay. Gotta be smart. Easy, soldier. What happened to you? I'm too sick. Left me behind. Left all the sick ones behind. Winters. Guess that's why they always say, don't drink the water. We got a term for this in the army. That term is FUBAR. You better get going. Yeah. Okay, sure. Lan ne? Ne yapıyorum? Area secure. No Zeds here. Ne yapayım abi? Anlamadım ki ne yapmam istediğini. Ha, vurdu onu. I've been thinking about what our dying friend said about the water. Right before they locked me out, the science geeks were talking about something they found up at the reservoir. Hmm. Now I'm thinking we ought to go check it out. Suyla alakalı. Tamam, ben ilgilenirim. Depoya git. Tamam. Ben de o iş hocam. Su demek ki hasta falan mı etti acaba? Ha, sen de mi benimle geliyorsun? Tamam. Güzel. Şu an bir dosta ihtiyacım var. Yeter lan! Yeter! Benden mayayı aldınız. Siz de bunu alacaksınız. Ya şu kapıya yapışmalara kadar sinir bozucu bir şey yemin ediyorum. Yok ya. Neyse devam edin. Sürü ölmedi abi. Sonunda. Tamam devam edebiliriz. Arabanın... Ah gitti, bana kaldı ama sıkıntı değil. Devam edelim. Daha bırak. Daha iki tane. Do you know where the army went? Bugged out. Well, the ones that weren't sick or hurt at least. You saw what they did with them. This whole operation's been a chuckle fuck from day one, and your people seem to be the only ones with your heads on the outside of your collective asses. Just sorry your reward for that looks like death by super cholera. Ya muhtemelen şu gaz salan zombilerden çıkacak ya. You know, when we first set up camp here, the captain designated this as our R&R spot. Short of sitting on our bunks jerking off, all we were allowed to do with our free time was come up here, swim a few laps, and... try to pretend MREs were suitable barbecue fodder. What? Teğmen, sen iyi misin? Retrospectum. Erik. Not sure which I regret more. I recognize some of this. It's the same shit the Geek Squad was carting around when they were trying to find out what caused this. What's it do? Fucked if I know. I'm just a professional bullet stopper. They don't waste big words on me. They must have bailed in a pretty big goddamn hurry to leave all this behind. Let's see if we can get a better look. Area secure. No Zeds here. Askeri zula temiz. Loot yapıyordu. Oh shit. Ah, succinctly put. Now it's been a while since I read my field survival manual, but I'm pretty sure dead guys rotting in your water supply is what's known as a bad thing. We're gonna have to leave the valley, aren't we? We can't keep drinking this. There's only one way out if you don't have air support. The pass back by the fairgrounds. It links up with the main highway after about 10 miles. Trouble is, the army blocked it off when they left. Probably trying to stop whatever this is from spreading. Then how do we get out? I'm not sure yet.
I got a couple of leads I can check out. Meantime, your people ought to start stockpiling supplies. I don't know what things will be like on the outside, but I doubt it's good. Görev tamamlandı. O sudan içme. Şimdi ne yapıyorum? Benim arabayı alma lan. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Güzel. Yarım makineli. Sis bombası mı bu? Termit. Çanta büyük çanta mı ya? Kaçlık bu çanta? Hafif. Güzel, biraz mermimiz oldu. Gördüğünüz gibi sular artık sıkıntı olmaya başlamış ve bizim anladığım kadarıyla bizim içtiğimiz sular aynı zamanda. Ve yanlış anlamadıysam hani erzak topla falan filan dışarısı dışarısı dedim. Ne yapacağız? Şehirden mi gideceğiz acaba? Şehirde miyiz bilmiyorum gerçi de. Eyalet diyelim biz ona. Eyaletten gideceğiz herhalde. Evet, bir sonraki görevin gelmesini bekleyeceğim arkadaşlar ama bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde artık dediğim işlemi uygulayacağım. Maya'mız öldü. Ya Marcus, Maya, Karen. Hadi Lily de diyelim biraz. Hani biraz daha tanıdık. Gerçi en iyi tanıdığımız karakterlerden biri gerçi Lily'ydi. Lily yani. Lily'ydi değil. Evet. Anladığımız kadarıyla işler karışacak. Jüri ve jüri tayfası öldü. Onlar da öldü. Bu arada onları kurtarabiliyor muydum bilmiyorum. Şunu hemen söyleyeyim. Görev geldiği gibi, hani görevleri gördüğüm gibi kayıda başladım. Ve gördüğünüz gibi en kısa sürede de yani şeye doğru gittik. Ne derler ona? Yani göreve doğru en kısa sürede gittik. Ne kadar zaman kaybettiysem şu videoda kaybettim. Yani bizim geç kalmamız yüzünden jürinin falan öldüğünü düşünmüyorum. Çünkü geldiği gibi hemen hemen görev, dediğim gibi göreve doğru zaten gittim. Ama tabii yine de yani senaryo gereği ölmeye gerektiğini düşünüyorum ben. Onu hemen belirteyim. Arkadaşlar ben burada bölümün sonuna geliyorum. Biraz kısa bir bölüm oldu. Biliyorum ama acımız büyük. Beni acılarımla baş başa bırakın. Efkarımla baş başa bırakın. Bir sonraki bölüm dediğim işlemden devam edeceğim. Tabii yine burada ufak tefek görevler çıktı. Gördüğünüz gibi onlara da bulaşacağız. Evet, yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Zaten eve de geldim sayılır. Maya için bir duanızı alırım. Maya üzdü. Maya gerçekten üzdü. Ha, oyunun sonuna kadar kalmasını isterdim. Yani oyunun zımbadısını deneyeceğiz diye ki zaten bunları söylemiştim. Neyse, sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. Ölenle ölünmez. Oyun da olsa. Daha fazla bu muhabbeti uzatmayacağım. Tabii ki hepsi espri ama ölmesi iyi olmadı tabii ki. Kurtarabilirdik. Kurtarabilirdi. Bu kapı benim kapım. Bu kapıyı benim üstüme kapatamazsın. Şişman zombi görüldü. Bal falan filan. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Yorumlarınızı, görüşlerinizi de bekliyorum. Videoyu beğenirip paylaşırsanız da kanalımızın büyümesine katkı sağlamış olursunuz. Tekrardan hoşça kalın. Ha, Q ile değiştiriyoruz ve Maya olduk. Ha, işte bu şekilde değiştiriyoruz. Ablanın özelliklerine bakalım hızlıca. Yağmacılığı, kavgacılığı ve nişancılığı 3'müş mesela. Askermiş, keskin gözmüş. Buradan değişebiliyoruz. Diğerleri değişemiyoruz. Bazılarına sadece değişebiliyoruz anladın.